Eğitici TV'den herkese merhabalar. Audacity eğitim serisinin 21. bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde sizlere bu ses kaydında arka planda olan gürültü ya da cızırtı seslerini nasıl kaldırabileceğinizi göstereceğim. Youtube'da bu konuda tonlarca video var. Ben aslında çekmeyebilirdim ama çekmemin tek sebebi benim kanalımdan eğitim serisini izleyen bir kişinin bunu da öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bende olmazsa bu video eğitim serisi tam bir eğitim serisi olamaz. Her konuda bilgi vermem gerekiyor. Benim zaten kanal Kanalımızın sloganında bu amaç her konuda bilgi ve eğitim. Yani YouTube'da aratınız tonlarca video var gerçekten yani e, binlerce bile diyebiliriz belki e, benim çekmemem de olabilirdi yani ama ben tam bir eğitim serisi olması gerektiğini düşündüğüm için çekmeyi karar verdim. Şimdi hemen Auto City programına gidiyoruz. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim arka planda bir cızırtı gürültü e, falan yok. Ben onu farklı bir e, şekilde hallediyorum. Auto City ile değil. E, farklı bir program sayesinde e, hallediyorum. Driver sayesinde diyelim. Şimdi mesela bir ses kaydı gerçekleştiriyorum. Şimdi ilk başta sizin konuşmadığınız kısımda arka tarafta bir gürültü cızırtı olur değil mi? Siz konuşmadığınız zaman. Bunu Audacity'nin algılaması için kayda başladığımız zaman bir 3-4 saniye hiç konuşmayın. 3-4 saniye geçtikten sonra konuşmaya başlayın ya da 5-6 saniye de olabilir, size kalmış. Şimdi ben kaydı başlatacağım. 3-4 ya da işte 5 saniye civarı konuşmayacağım. Sonra konuşmaya devam edeceğim. Hemen başlıyorum. Evet herkese merhabalar şu anda kayıt gerçekleştiriyorum. Evet durdurayım. Evet şu şekilde bir kayıt gerçekleştirdim ve burada sustum. Şimdi sizde burada böyle çok hafif dalgalanmalar olur. Dalgalanmalar olur. Şimdi ben buraya yaklaşıyorum. Bakın ben de dümdüz. Çünkü e, ben bunu farklı bir şekilde hallediyorum. Gürültü falan yok yani benim arka planda. Sizde burada böyle hafif titreşimler falan olabilir. İşte onlar arka plan gürültüsüdür zaten. Şöyle bir dinleyelim. Hiçbir şey yok arka planda gördüğünüz gibi. Şimdi konuşacağım. Evet herkese merhabalar. Şu anda kayıt gerçekleştiriyorum. Evet aynen bu şekilde. Şimdi bir saniye durduralım. Evet şimdi gürültüyü kaldırmak için sizde burada e, dalgalar oluşacaktır. Gürültü arka planda o cızırtı ya da gürültü sesleri oluşacaktır. O kısmı aynen bu şekilde seçiyoruz. Sakın ses dalgalarınızı seçmeyin. Yoksa onlar da kaldırılır. Yani siz cızırtını, siz konuşmadığınız zaman arka planda olan cızırtıyı seçin. Ben aynen bu şekilde burada cızırtı olduğunu farz ederek burayı seçtim. Burayı seçtikten sonra etkiler kısmından gürültü azaltmayı seçiyorum. Gürültü azaltmayı seçtikten sonra gürültü profilini getir diyeceğim. Bu ne demek? Bu benim seçtiğim alandaki gürültüyü algıla ve bütün ses kaydındaki buna benzer alanları kaldır demek yani bir nevi. Hemen gürültü profilini getir diyorum. Şimdi gürültü profili hemen geçildi. Sonra klavyeden istersem kontrol A tuşuna basılı tutup kaydı komple seçebilirim. Ya da şu boş alana tıklayarak kaydın hepsini e, seçebilirim. Ben Ctrl A ile hepsini seçtim. Tekrardan etkiler dedim. Tekrardan gürültü azaltmaya giriyorum. Bu şu anda gürültü profilini aldı ve alt tarafa uyguladı. Hepsini de seçtik ve tamam diyeceğim ben. Tabi sesinizde çok hafif bir kısılma yaşayabilirsiniz ama bende burası hiçbir ses olmadığı için hiçbir şekilde ses kısılması gerçekleşmedi. Yani o da çok etki etmez. Gördüğünüz gibi bu şekilde de e, sesinizdeki bir nebze de olsa gürültüyü kaldırabilirsiniz ama Audacity bu konuda gerçekten etkili. E, etkili olmasa YouTube'da o kadar binlerce video olmazdı zaten. Yani bu şekilde çok basit bir işlemle de Audacity e, programı ile ses kaydındaki arka plandaki gürültüyü, cızırtıyı kaldırabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Anlatmadığımı ya da yanlış anlattım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın. Cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.